Şimdi de ömrünün yarısından fazlasını üniversite hocalığına vermiş bir ismi ekranlarınıza taşıyacağız. Profesör Nermin Abadan Unat, Türkiye'nin ilk kadın siyaset bilimcisi. Yüz yaşını geride bırakalı 3 ay oldu tam. Hala yazıyor, hala okuyor. Efsane Hoca'nın baş öğretmen Atatürk'ü gördüğü günden bugüne uzanan 100 yıllık yolculuğunu Habertürk muhabiri arkadaşımız Öznur Kars'ta Çetinere anlattı. Kameraman Emre Altun'da görüntüledi. O akşam Atatürk klübe gelmiş, işte paşam kızım dediğini duydum. 95 yaşına kadar üniversite kürsülerindeydi. Son 5 yılını da okuyarak öğrencilerini ağırlayarak geçirdi. Hocaların hocası Nermin Abadan Unat 100 yaşında. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Yaşımı göstermiyorum belki o kadar. Hiçbir şekilde 100 yaşında diyemiyorum size. Ama e, isterseniz şeylerimi de göstereyim. Benim yani olayım. belgelerimi. Profesör Nermin Abadan Unat Türkiye'nin ilk kadın siyaset bilimcisi. Hocaların hocası, 100 yıllık yaşam serüvenini Haber Habertürk'e anlattı. İyi öğrencilerim var. Tam 60 yıl üniversite hocalığı yaptı. Yetiştirdiği binlerce öğrenci arasında Türkiye'nin tanınmış siyasetçileri de var. 20 bin herhalde ama daha fazla zannederim. Sizlerin de tanıdığı e, mesela Deniz Baykal çok iyi bir öğrenciydi. Emre Fongal şimdi 80 yaşında. Ama e, fevkalade e, iyi bir bir öğrenciydi. Babası ölünce 14 yaşında Macaristan'da yatılı okula gitmek zorunda kaldı. Gazete haberlerinde gördüğü Atatürk sayesinde hayatı değişti. Bütün gazetelerde Türkiye'de Atatürk gibi bir başkan var ve Atatürk e, çocukları kız erkek, Parasız e, okutuyor. Yani benim kafama ta takılan tek şey bu. Yani ben gidersem, gidebilirsem Türkiye'ye okuyacağım. Muhakkak görmek istedim. Benim kaldığım yatılı okula çok yakınmış elçilik. Beyi Çerkin büyük elçi olarak Hı. Paris'te. Ben gideyim de şu büyük elçiye rica edeyim. O şey etsin. O araya girsin. Salı günü gelin dedi. Size bir bilet vereceğim. E sizi Türkiye'ye yollayacağım. Bir araba parası. Yani hepsini düşünmüş. Ferkadet. Bir İzmir'e girişim var. Yani hiç unutamayacağım. Bir Körfez'den Güneş doğarken girmek harika bir manzara. Ve baş öğretmen Atatürk'ü ilk gördüğü o an. Babam bir gece e, beni büyük adada bir köşk tutmuş. Akşam böyle artık güneş inmiş aşağı. Beni e, geldi aradı. Sokakta bir araba var, atlı araba. O akşam hakikaten Atatürk kulübe gelmiş, annemle babam da orada oynamışlar. İşte paşam, kızım dediğini duydum. Fakat görmüyorum kim olduğunu. Yani o zaman işte herhalde 9 yaşındayım zannedersem. Arabanın içinde birisi oturuyor ve onun gözleri. işte gözler unutulmayacak bir şekilde yani o mavi gözler. Profesör Unat'ın 100 yıl yaşama sırrına gelince. Hiç sigara içmedim hayatımda misafir olursa hı hı. yani bir kadeh. Meyve çok seviyorum. Sebze de çok seviyorum. E, siyaset bilimi hocalığı yapan birisi oturup da şey seyredecek değil ya. Tartışma programları da Fazla uzatılıyor. Yani az ve öz olmalı. O zaman yani net sonuç verir. Hocaların hocasının anlattıkları eskiyi unutmadığını, bugünü de kaçırmadığını gösteriyor. Efendim benim e, hayatımda e, bana en büyük mutluluk veren oğlum ve torunum Toto. Vallahi Twitter'in ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben bilgisayarı kullanalı 1980'den beri kullanıyorum. Hep bakarım. Gençlere şunu tavsiye ediyorum: Moda şeyler yapmasınlar, kendini yoklasın. Herkes kendisinin en acıbansız hakimidir.